Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Lenovo Tab M1 Plus modelini yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Müzik Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ünümüzün kendisi, şarj adaptörü ve şarj kablosu çıkıyor. Ancak önemli bir detay var. Buna değinmemiz gerekiyor. Bu ürün normalde 20 wattlık bir hızlı şarjı destekliyor. Ancak ürünün kutusundan 10 wattlık bir adaptör çıkıyor. Eğer sizler bu ürünü hızlı şarj etmek isterseniz 20 wattlık bir adaptör satın almanız gerekecek. En baştan vurgulamış olayım. Kut içeriğinden sonra da tasarıma devam edelim. Ürünümüzün ekranı 10.6 inç büyüklüğünde. Kameramız da orta üst tarafa konumlandırılmış. Ve çerçevelere baktığımızda aslında oldukça ideal kalınlıklarla karşılaşıyoruz. Kötü durmuyor, deneyimi kötü etkilemiyor. Ürünün sağ tarafına geldiğimizde ise bizler iki adet hoparlör görürken sol tarafa geldiğimizde yine iki adet hoparlör tip C portu ve 3,5 metrelik kulaklık portu ile karşılaşıyoruz. Yani bu ürüne toplamda 4 adet hoparlör yer alıyor ve bu hoparlörler Dolby Atmos destekli ses deneyimi gerçekten çok başarılı. İlerleyen bölümlerde bunu ayrıca bir parantez açıyor olacağım. Sağ ve sol taraftan sonra da üst kısma değinmek istiyorum. Bizler burada ses butonlarını görüyorken ayrıca de mikro istikart yuvası da buraya konumlandırılmış ürünün depolamasını 1 terabayte kadar mikro SD kart yardımıyla yükseltebiliyorsunuz. Bence tabletlerde mikro SD kart desteği önemli. Lenovo'nun burada bir sınırlandırma koymamış olması da güzel. Yani 256 GB'e kadar yükselen modeller de biliyoruz ama Lenovo burada genel olarak markaların en üst seviye sunduğu 1 TB'e kadar yükseltmeyi kullanıcılara sunabilmiş. Üst kısmımız bu şekilde. Şimdi gelelim cihazın arka tarafına yakınan bakalım. Hemen tableti elim alacağım. Bakın arkasını çevirdiğimde İki farklı renk ve yapı sizlerin karşısına çıkıyor. Bunu direkt olarak kamerada zaten görebiliyorsunuz. Üst tarafta ABC plastik olarak adlandırılmış bir malzeme kullanılmış. Alt tarafa gelince de bizler metal malzemeyle karşılaşıyoruz. Tasarımla alakalı son olarak ala değinelim. biliyorsunuz tabletler genel olarak ekranları büyük olduğu için ağırlık konusunda telefonlar kadar hafif değiller. Çünkü ekranımız 10.6 inç. Telefonlar genelde ne görüyoruz? 6.5 inç, 7 inç seviyelerinde. Bu üründe 465 gramlık bir ağırlıkla bizlerin karşısına çıkıyor. 10.6 inçlik bir tablet olduğunu göz önüne aldığımızda aslında oldukça ideal bir sahip. Çünkü ürün içerisindeki batarya kapasitesi de oldukça büyük. Kutu içeriğinden bahsettik, tasarım detaylarından bahsettik. Şimdi sıra geldi ekran özelliklerine daha yakından bakmaya ki bu ürün medya tüketimi konusunda kullanıcılara gerçekten güzel deneyimler sunuyor. Ürünümüzün ekranı az önce de bahsettiğim gibi 10.6 inç büyüklüğünde x e 1200 çözünürlüğünde ekranda kullanılan panelde IPS LCD panel ve bu panel en fazla 400 nit seviyelerine ulaşabiliyor. Ekran deneyimlerine geldiğimizde ise ürün tam olarak dediğim gibi medya tüketimi aracı olmuş. Ekran büyüklüğü ve ekranda yaşadığınız deneyim bunu sizlere hissettirebiliyor. Renkler mesela IPS bir panele göre oldukça canlı ve iyi görünüyor. Ben parlaklığını da yeterli buldum. YouTube'da veya farklı platformlarda vakit geçirdiğinizde ben keyif alabileceğinizi düşünüyorum çok fazla tablet incelemiş birisiyim. Hani şey diyorlar ya tablet var tablet var. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Bu mesela Lenovo'nun 3. nesil tabletlerinden bir tanesi. M10 Plus olarak baktığımızda. Ekran paneli konusunda farklı modellerle kıyaslama yapılınca ki biz TFT LCD panelleri de gördük. Onlar da fena deneyimler sunuyordu ama bu ürün IPS LCD panele göre gerçekten çok güzel renklere sahip. Ben ekran konusunda oldukça memnun kaldım. Özellikle YouTube gibi platformlarda. Ve ben tabii ki Netflix tarafında da bir tüketim yaptım. Netflix en önemli medya tüketim araçlarından bir tanesi. Herkes neredeyse Netflix'i kullanıyor. Ve bu ürün alacak kişilerden biri de Netflix'i kullanırsa yaşayacağı deneyim nasıl olacak diye bir test gerçekleştirdim. Aslında test değildi. Yürütme özelliklerine yakından baktım. Şimdi Netflix'te bildiğimiz bir kodek var. L1 kodeyi. Bu kodek sayesinde tam kalite içerikler tüketebiliyorsunuz. Bu üründe de bu bahsetmiş olduğum L1 kodeyi yer alıyor. Eğer bu kodek yer alması ne olacaktı biliyor musunuz? 2K çözünürlükteki bu ekranda sizler 480p görüntüleri izlemek zorunda kalacaktınız. Ve bu güzel ekranda bu kötü deneyimi yaşamak zorunda olacaktınız. Böyle bir şey bu modelle söz konusu değil. Lenovo tarafı burada sertifikalama işine girmiş ve ürün L1 kodeğini destekliyor. Yani meyve tüketimi yaptığınızı Netflix tarafında iyi deneyimler yaşıyorsunuz. Ben bunu fazla önemsiyorum. Çok kullanıcı da önemsiyor belirtmiş olayım. Medya tüketimi dışında kitap okumak için de bu ürünü kullanabilirsiniz. Neticesinde bir tablet ve kendisinin ekranı fasili büyük. İlk e kitap modu bu üründe bulunuyor. Siyah beyaz olacak şekilde sizler ekranı görüyorsunuz. Bu da uzun süre tüketimler yaptığınızda göz yorgunluğunun önüne geçilmesini sağlıyor. Önemli detaylardan biri. Ve bence en önemli kısımlardan biri de şu. Bu ürün kalemi destekliyor. Lenovo'nun hassas kalemi 2 olarak alanlamış olduğu bir kalemi var. Bu kalemi edinirsiniz. Bu tabletle birlikte kalemi de kullanabiliyorsunuz. Yani çizimler için Tab m Plus modelini kullanabiliyorsunuz. Evet ekran deneyimlerim bu şekildeydi. Memnun kaldığımı söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Medya tüketimi açısından baktığınızda bu model kullanıcısına keyif verebiliyor. Ve şimdi sıra geldi donanım tarafına. Donanım tarafına baktığımızda bizler burada Mediatek Helio G80 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 12 nanometre üretim aşamasına geçen bu işlemciye de 4 GB RAM 64 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Sizler isterseniz depolama alanını mikro istikrar yardımıyla 1 kadar yükseltebiliyorsunuz. Ve bu cihazın farklı versiyonları da bulunuyor. Hem işlemci hem RAM ve depolama tarafında. Benim Türkiye'de gördüğüm model Mediatek Helio G80 ile satışa çıkmış. Haberiniz olsun vurgulamış olayım. Farklı model görürseniz kafanız karışmasın diye belirtmiş olmak istedim. Tabii kuru kuruya cihazın işlemcisinden basmak olmaz. Cihazın işlemcisiyle alakalı bazı testler de gerçekleştirdim. Mesela bunlar Geekbench ve Antutu. Sizler şu an bu test skorlarını ekranda görüyorsunuz. Farklı tabletlerle kıyaslamaya bak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Ve ben bu testlere de ek olarak şekilli bir stres testini bu tablete uyguladım ki bu stres testi fazla önemli. Çünkü cihazın işlenmesine 15 dakika boyunca bir yük biniyor ve bizler burada şunu görüyoruz. Isınmaya bağlı performans düşüşü ne durumda? Cihaz bu 15 dakikalık test boyunca performansının %83'ünü koruyabildi. Bu aslında oldukça ideal bir değer. Zaten sizler şu an ekrana tabloyu görüyorsunuz. Yeşil çizginin ne kadar stabil şekilde ilerlediğini görebilirsiniz. Bu düşük olsaydı ne olacaktı onu söyleyeyim sizlere. Diyelim ki bu oyuna girdiniz. Birinci dakikada 30 FPS alıyorsunuz. Tamamıyla örnek veriyorum. 10. dakika geldiğinizde 20 FPS alıyorsunuz. Ve artık bu süre ilerledikçe tablet ısınmaya başladıkça performans düşüşü yaşanıyor. Bu modelde böyle bir şey söz konusu değil. Temel açıdan aslında oldukça ideal bir deneyimi kullanıcılarına sunuyor. Tabii oyunda oynadım. Ekran büyük olunca simülasyon oyunları ve PUBG Mobile oynamak açıkçası keyif alıyor. Testimi genel olarak PUBG Mobile'de yaptım. Grafikler HD ve yüksek ayarlarda oyunumu oynadım. Zaten oyunu en fazla bu ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Genel olarak ideal bir deneyim sunuyor. Sizler bu bahsetmiş olduğum ayarları biraz daha düşürürseniz daha akıcı bir performans elde edebiliyorsunuz. Burada tamamıyla tercih sizlere kalmış durumda. Ben bu bahsetmiş olduğum en yüksek ayarlarla oyun oynadım da bazı durumlarda hafif hafif olacak şekilde ağırlaşmaların olduğunu hissettim. Ayarları biraz daha düşürerek daha akıcı oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bunun dışında genel deneyimden de bahsetmek lazım. Yani bu işlemciyi tarayıcıya girdiğinizde programlarda kullandığınızda da sizlere neler sunuyor? Şimdi şunu söyleyeyim ben tarayıcıda girdim mesela donover.com'a. Orada ürünü kullandım. Gayet akıcı herhangi bir şey. Oradan çıktım. Farklı bir siteye girdim. Tarayıcı üzerinden YouTube'a girdim. Farklı program arasında geçtim. Genel olarak akıcı çalışıyor. Ancak bazı durumlarda ağırlaşmanın olduğunu hissediyorsunuz. Bu tarz durumlarda da şuna dikkat etmeniz lazım. Bellekli programlar birikmiş mi? Eğer bellekteki programları temizlerseniz bu nadir de olsa ağırlaşmaların önüne geçebilirsiniz. Ve işlemcide bu şekilde şimdi gelelim kamera tarafına. Cihazda iki adet kamera alıyor. Bir ön bir de arka olacak şekilde. Arka kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde. Ön kameramız da yine 8 megapiksel çözünürlüğünde. Çözünürlük olarak aynı görünselerde video tarafında çözünürlükte işler değişiyor. Cihazın arka kamerasıyla birlikte 1080p videolar çekebilirken ön kamerasıyla 720p videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Zil için bazı fotoğraf video örnekleri de kayıt altına aldık. Şimdi isterseniz bu örnekleri birlikte yakından bakalım. <laughs> Fotoğraf ve video örneklerini gördüğünüz şimdi sıra geldi hoparlör tarafına. Üründe toplamda 4 adet hoparlör yer alıyor. 1 watt olacak şekilde yani 1 watt çarpı 4 diye bunu düşünebilirsiniz. Ses yüksekliği oldukça güzel. Netliğini gayet başarılı buldum. Basları da hissedebiliyorsunuz. Burada beğendiğim detaylardan biri şu oldu. Netliği gerçekten o kadar güzel ki enstrümanları birbirinden ayırabiliyorsunuz. Tabi çok uzak koymamanız gerekiyor tabi bu tarz durumlarda. Ve buna da ilk olacak şekilde bu ürün Dolby Atmos desteklediği için ses yüksekliği konusunda, ses netliği konusunda biraz daha iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolby Atmos'u kapalı veya açık konuma getirdiğinizde aradaki farkı derinden hissedebiliyorsunuz. Sizler için de bir hoparlör testi gerçekleştirdim. Şimdi isterseniz hoparlör testine yakından bakalım. testimizde gördüğünüz sıra şimdi geldi batarya tarafına. Üründe 7700 mAh büyük günde bir batarya alıyor. Bu boyuta göre bence oldukça büyük bir bataryaya sahibiz. Bu bataryada 20 Watt'lık bir şarjı destekliyor. 20 Watt olacak şekilde bir şarj yapmak istediğinizde ilk bir adaptör satın almanız gerekiyor. Kutu içeriğinden dediğim gibi 10 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Yeniden vurgulamış olalım. Yazılımla da devam edelim. Ürün içerisinde Android 12 işletim sistemi yer alıyor. Lenovo kendi internet sitesinde bir duyuru yayınlamış. O duyuruda da şunu gördüm. Bu ürün 2023 yılında Android 13'e de kavuşacak. Yani bu ürünü alan kullanıcılar ilerleyen süreçte Android 13'e bir güncelleme yapabilecekler. Saf Android'in kullanışlılığı bence güzel. Özellikle ben şu detayı çok seviyorum. Size de göstereyim. Şimdi ana menüdeyken böyle duruyorsunuz ya bunu Şöyle bunu bu kısma çektiğinizi burada sizinin karşısına hem izleme açısından hem de oyun tarafında bazı öneriler çıkıyor. Aslında Google'ın burada safa ile beraber sunmuş olduğu yapılardan biriydi bu. Buradan mesela video önerilerine direkt geç yapabiliyorsunuz, kalmış olduğunuz videolara geçiş yapabiliyorsunuz. Hatta bunun dışında sizler isterseniz buradan film satın alıp da izleyebiliyorsunuz. Bu kısayolu yolu başarılı buldum. Ve önemli yapılardan biri de şu, diyelim ki bu ürünü bir çocukla beraber kullanacaksınız, evinizde çocuğunuz var ya da direkt olarak çocuğunuzu alacaksınız. Lenovo çocuklar için de bir gelişme yapmış. Ürün içerisinde Google Kids Space bulunuyor. Bu çocuklar için bir tema arayüz anlamına geliyor ve buradan sizler özelleşimeler yapabiliyorsunuz. Eğer bu tableti çocuğunuzu almayı düşünüyorsanız, bu yararlı bir özellik kullanmanıza fayda var. Evet bu videoda sizlerle birlikte Lenovo Tab M10 Plus modeline yakından bakmış olduk. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.